Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Erdin. Bu sunumda İbrahim Çallı'nın Gül Koklayan Kadın adlı eserini inceleyeceğiz. Öncelikle biraz Çallı'dan bahsedelim. Çallı, 1882-1960 yılları arasında yaşamıştır. Aslında askeri okula girmek için gönderildiği İstanbul'da kaldığı andaki sanat öğrencilerinden resim dersi almaya başlamıştır. Daha sonra burada parasını çaldıran Çallı geçimini sürdürmek için değişik işlerde çalışmaya başlamıştır. Ve Ermeni aslında bir ressamla tanışıp ondan ders almıştır. Daha sonra tanıştı İzzet Bey aracılığı ile şimdiki adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan dönemin Sanayi Nefise Mektebi'ne girmiştir. Ve sanata başlangıcı bu şekilde olmuştur. İlk başlarda emperyonizm akımında eserler yapan İbrahim Çallı daha sonra kendisinin özgür çizim felsefesi ile de bağdaşlaşan kübizm akımına yönelmiştir. Burada İbrahim Çallı'nın bazı eserlerini görmekteyiz. Ee, eserlerinde genelde toplumsal e, ögeler bulundurduğunu e, dikkat çekilmiştir. Ee, burada sol tarafta bizim gül koklayan kadın, sağ tarafta ise e, İbrahim Çal, John William Waterhouse'un My Sweet Rose adlı eseri ya da diğer adıyla The Soul of the Rose adlı eseri vardır. Çallı bu eseri çizerken esinlendiği eser budur ve açık şekilde benzerlikler görülmektedir. Ve Çallı'nın yaratıcılığını e, etkilemiştir bu e, eser esere esinlenerek çizmesi. Çallı bu eserde Cumhuriyet dönemi kadınının çağdaşlığını ve kadının toplum içindeki yerinin değişimini anlatmaktadır. E, anatomik olarak sağlam yapılan figür, lekesel desen anlayışıyla birleşmiştir. Kıyafet üzerindeki ışıklı lekeler figürün hatlarını belirginleştirerek anatomiyi güçlendirir. Yarım boy, boy potre gördüğünüz gibi üçgen grafik düzendedir alt taraftaki resimde. Ön planda aydınlık ve arka plandaki koyu tonlar birleştirince bir zıtlık yaratmıştır. Ve ön plandaki figür daha da çekici gözükmeye başlamıştır. Geniş ve rahat fırça vuruşlarının hissedildiği eserde figürün beyaz ve tonlarında, tonlarından oluşması saflık ve temizlik etkisi uyandırmaktadır. Ee... Resme genel olarak bakmak gerekirse tüm tabloya hakim bir kadın figürü vardır. Ee, biraz incelediğimizde kadın sol eliyle gülü dalını tutarken sağ eliyle gülü kendine doğru çektiği gözükmektedir. Sol yanındaki ben ise açık bir şekilde belli olmaktadır. Üzerinde şeffaf renk bir kıyafet vardır ve kıyafetin şeffaf görünümü kol kısmında daha da ağırlık kazanmıştır. Ayrıca kol ve yakasında dantel işlemeler vardır. Figürün baş, başında kıyafetiyle kıyafetiyle aynı renk tonunda saçlarının bir bölümünü kapatan, bir bölümünü dışarıda bırakan e, bir örtü bulunmaktadır ve figürün yüzüne gülün güzel kokusunun içeri çekmenin verdiği haz yansıtılmıştır. Figürün baş kısmından geçen ve resmi yatay şekilde ayıran bir bahçe duvarı ve bunun üzerinde uzanan ağaçlar ve arka taraftaki pencereler de gözükmektedir. E, o dönemin ee, sanatında kadının işlendiği bazı resimlere bakmak gerekirse sol tarafta İbrahim Çallı'nın da bu resmi çizerken esinlendiği John William Waterhouse'un My Sweet Rose ya da The Soul of the Rose isimli eseri. Sağ tarafta ise Picasso'nun gene e, İbrahim Çallı'nın daha sonradan döndüğü kübizim akımında çizdiği Ağlayan Kadın portresini görmekteyiz. Ee, sunumum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.